Devam mı? Devam. Solda dök. Solmuş ya, gel gel. Sol yapalım. Ha? Tamam yapalım. Sol. Gel gel. Ya. Kayalara geldik bak. Ama kaya varsa da solda. Testere sesini. İnsan var orada. Dolaşalım insan var. Arkadaşlar selamlar. Bir hafta sonra tekrar yola çıkıyorum. Bugün İğneada'ya gideceğim bakalım. Saat 3.30'da otobüs geldi. Hadi bakalım görüşürüz yolda. Geldim İğneada'ya. Keşfedeceğim etrafı. Şimdi çadır yeri bulayım bakalım sahilde. Bulmak istiyorum ama. Hadi bakayım bir daha alacağım. Yok. Ben de geleceğim. Ne adammış be. Kolay gelsin abi. Gel, kalır şunu bana doğru ben gel. Alırım ya. Kalır şunu içeri bana. Şöyle mi? Kalır kalır biz bunu içeri alacağız ha. Tamam. Tamam böyle. Bitti, bitti bitti bitti. Tamam. Şu ilerlere sahil kenarlarına çadır kurabilir miyim abi? İleride solda kurabilirsiniz. Valla. İleride solda yer var. Ücretsiz mi? Bilmiyorum. Ya oğlum ne ücreti? Valla bilmiyorum şimdi ya. Tamam. Buraya kur mu diyorsun abi? He? Buraya kur mu diyor? Vallahi. Öbür tarafta da var hani, öbür tarafta yeşil alan var. Git oraya kur. Bir ya oralar güzel aslında dediğin gibi abi de. Kimse bir şey demez. Çok abi. Uzakta ya. Şurası, şurası dibi de güzel abi. Ya çekildim her yere kur be. 12'den sonra kimse kalmaz herhalde. Vallahi. Ne diyeyim yani. O istediğin yere kur be ya. Siktir et bir şey olmaz. Ya ben daha önce orada kaldım yalan. Ben motorla gelmiştim orada kaldım. O kamp edi nereden aldın lan? Ne abi? Nasıl şey istiyorsun? O ince bir şey var ya. Şu mu? Koymuyor mu? Aynen abi. Mat. Ne diyorlar onlara? Mat abi. Var bende iki tane var. Kaç para onlar? Ucuz abi bu, adi ya bu. 20 lira falan. Ya zaten iyisi bize lazım değil. Kanalın mı var yoksa? Var abi, çekiyorum, iyi de çekiyorum. Ulan bize çektin mi yoksa? Metin Mamati. Yok abi, gelirken kapalıydı. Şimdi çekiyor ama. İleride abi kamp yerleri var zaten, baktım da. Ya bu akşam arabayla ne diyorsun? Adam arabayla, ben geldim. Arabayla çadır kurmaya 50 lira. Valla. Arabaya park ede 10 lira, arabada kalmak da 20 lira bu sefer. Yapma ya. Çadır falan da veriyorlardır onlar ama. Hayır. Değil mi? Olmayanlara. Hayır be. Valla. Hiçbir şey yok be. Buradan böyle dümdüz liman köye gidiyor değil mi abi? Gidiyor gidiyor, ileri bayağı bir gidiyor. Tamam ben de bilmiyorum daha, ben buradan öte, öğretmenleri şeyden öte gitmedim. Sen neredesin, burada mısın abi? Tekirdağ. Tekirdağ. Seviyorsun ama buraları. Daha sonra işten çıktık işte, yedili sistem bizim ya. Kaçtık buraya. Öbür gün senin ikisinde yani. Bir şey olacağı yok yani. Nerede senin çadır? En sonda. Valla? En sonda. Akşam orada gördüm ben de, motorlu vardı, onun yanında durdum. Ha, iyi yaptın. Bayağı ileride ama değil mi? O benim geri döndüğüm yerden büyük ihtimalle. Ta köprü var orada, köprünün orada. Gitmedim oraya kadar. Köprünün orada. Ya biz şimdi 15-20 dakika yürüyoruz, yalan yok. Yakın o kadar o zaman, o kadar uzak değilmiş. Ama biz tempo, senin yükün var, burada bir şey yok. Doğru diyorsun. Gidiyoruz. Ben sahile inerim abi, ben seviyorum sahile atmayı. Ne madem var, serim çadırın altına bir şeyler, hayır. Ben battaniye sereyim, bende battaniye ne abi? Bende uyku tulumu var abi. Tulum bende var. Önce bunu atıyorum, bunun üzerine uyku tulumu, tamam. Altına bir şey atmıyor mu? Neyin altına? Çadır delinmesin, şey yapmasın. Yok. Ben delinecek diye şey yapıyorum. Yok be abi, delinmez ya. Açıyorsun böyle hemen, ipini açıyorsun, açılıyor. Vallahi otomatik. Benim onlardan. Benimkisi kurmalı abi, kuruyorsun kendin. Çubuklu. Çubuklu. Kaç kilo o? 3-5 kilo gelir. 2 kilo var abi ya, 2 kilo var. Fazladır, fazladır. Bir sürü demir var onun be. Üzerinde yazıyor, 1.7 de 2 diyelim hadi. Vallahi. Şu işte abi lan. Hangisi, alttaki mi? Şu siyah. Tamam. Bir tane de şey yaptım ona ben. Naylon buldum böyle, kestim. Yağmur yağınca üzerine atıyorum naylonu. Bizim orada rutubet mi yapıyor, bir şey yapıyor, bizim orada ıslanıyor. Çiğ oluyor ya yerler. Ama bu tarafta yoktu. Sabah kalktım ben, yayan geldim bu tarafa doğru gene. Arabalarda hiçbir şey yok. Arabanın üstü, çadır. Su alacak çadırdan böyle şey yapayım. Doğru doğru. Arkadaşlar merhaba. Sahildeyim.
Şu gördüğünüz şurada bir dip taraf var. Ağacın dibi. Oraya kurmayı düşünüyorum çadırı. Güzel bir manzara var. Hava da süper. Çadırı da kurduk mu abi? Burası on numara olur. Sabah da belki Longoz'a gidelim. Belki Limanköy tarafına gidelim. Daha tam karar vermedim ama. Duplice mağarası var. Sabah bir de gün doğumunu falan çekmek istiyorum ama tam da karşıdan doğuyormuş. Güneş şuradan doğuyor. Saat bu arada 21.14. Takılacağım işte kafama göre. Bir şey olmaz ya, iyi buralar. Kimse sıkıntı çıkarmaz. Bir dakika. Ya ara katlarda bir dairem var. O dairenin işte bir çift kişilik yatağı var. İsterseniz dairenin resmini de atabilirim böyle emin olamazsanız. Çalışıyorsun. Kanka biz pansiyonculuk yapıyoruz. Onu sana söylemeyi unuttum. Yaş kaç bu arada? 19. Benim 24. Ha, hadi ya. Bir dakika. Ben seni görmemişim. Yok yok, rahatım ya. Burada. Efendim abi. Tamam. Biz hemen kontrol edelim lütfen. Alo, bakabildiniz mi abi resimlere? İnada'da kültürel bir şey yok, tarihi bir şey yok. Doğa var İnada'da. Tek bir tek doğa var. O da kimse bir şey yapmadığı için var. Hani belediye o kadar hiçbir şey yapmıyor ki. Hiçbir şey yapmıyor yani. Böyle ya bu abi. Şey de kendiliğinden doğal bir şekilde gelişen bir kültür de oluyor. Mesela Antalya'da, Alanya'da veya işte Ege'de, Akçay'da, Kuşadası'nda daha böyle bir oturmuş bir tatil kültürü var. Aynen. Hani o evlerin bir dizaynı var. Hani Kuşadası'ndaki beyaz evler vardır, Bozcaada vardır. Hani oranın bir tatil şey vardır, kültürü vardır. Yıllardan beri öyle oluşmuştur. Şimdi buralarda öyle yok. Buralar eskiden köymüş, ormancılık yapılırmış. 15 yıl öncesine kadar burada denize giren bile yokmuş. Son 15 yıldan sonra burası turizme insanlar gelmeye başlamışlar. Yani şu otel yapıldığından beri neredeyse insanlar buraya geliyorlar. Biz o zaman da buraya geliyorduk ama mesela biz de denize girmezdik mesela. Yani burayı, Allah Allah. Burayı köy olarak bilirdik. Liman var, limandan o odunları yükleyip İstanbul'a yolluyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Balıkçılık var. O tarz takılıyorlar yani tatil matil hak götürüyor. Sonra kafeler mafeler açılıyor. Hani o kadar yeni ki buradaki tatil kültürü. Kıyı köy bile daha eski olabilir. Ama burası daha hızlı gelişti. Otel yapılınca otel buraya bayağı yatırım yaptı. İmar olayı nasıl? İşte kıyıya imar vermiyor. Arkaya doğru iki kat falan veriyor. Buradaki işletmelerde imar yok mu? Yani yok. Yani belediye istese yıkar. Evet, belediye istese var yıkar muhabbeti. Şey demeye çalışacağım. O yüzden hani yapılan şeylerde minimalist bir şey bekleyemezsin. Çünkü kendiliğinden organik bir şekilde halkın burayı sahiplenip burayı bir tatil beldesine çevirmişliği yok. Sonradan gelenlerin lan buradan harbiden aynen bir tatil kasabası olur yatırımını yaptığı bir yer. Arkadaşlar, sabahki manzaraya bakın. Deniz süper ama bu köpekler var ya, yemin ediyorum sabaha kadar uyutmuyorlar. Aslında bugün ormanlara doğru falan gitmek istiyorum ama belki denize falan da gelebilirim. Bir günde ormanda falan çadır kurmak istiyorum. Dün işte şuradan
şu taraftan şöyle indim merdivenlerden aşağıya doğru. Tam oraya kurdum çadırı. Bir sorun olmadı. Şimdi bakalım Longoz ormanlarına göle doğru gideceğim. Burası güzeldi. Abi işte köpek avlıyor sabah. O bayağı sorun oluyor. Uyutmuyor sizi. Deniz de çok sıcak geldi açıkçası. Temiz. Kumsalı güzel. Beğendim yani burayı. Günaydın abi. Nasılsın? İyidir. Buradan abi böyle dümdüz gitsek Longoz'a gider mi? Longoz'a gider mi? Mert Gölü'ne ineceğim. Mert Gölü'nden sonra gidersin. En kolay yol, bak şimdi bu beyaz bir bina var ya orada, evet. Otel. Onun arasından çık yola, o yolu devam et. Dümdüz. Doğru Mert Gölü'ne gideceksin. Oradan da ormana, kumdan sahilden gidebilirsin ormana. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Recep Usta. Kolay gelsin. Merhaba. Günaydın. Şu gördüğünüz bu ormanın tüm arkadaşlar Longoz ormanları olarak geçiyor. Tam olarak buradan başlamıyor. Bu da bir kısmı Longoz ormanlarının. Kolay gelsin amca. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu böyle nereye doğru gidiyor? Bu ormana gider bu yol. İlli parklar var orada. Buraya da çadır falan kurdurmazlar. Değil mi? Tabii. Genelde buralara kurmuşlar. Burası da yasak da hele fazla olmayacağı adres etmedi. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Longoz ormanlarındayım. Buradan böyle ucu bucağı olmayan bir yol var. Bu ormandan size birkaç şey bahsetmek istiyorum. İğneada Longoz ormanları pek çok ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Hem tatlı su gölleri hem tuzlu su gölleri, tatlı ve tuzlu bataklıklar bir arada bulunuyor. Çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahip aslında. Aynı zamanda bu ormanlar İğneada Longoz ormanı subasar özelliğine sahipmiş. Subasar ne demek? Toprak zemin suyu çok kısa bir süre içerisinde yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyor. Bu terim de ilk defa Stenhoff adlı bir profesör tarafından kullanılmış 1921 yılında. Avrupa'da ise pek çok alanda hidroelektrik santralleri kurulduğu için Avrupa'da bu ormanlar neredeyse azalma noktasına gelmiş. O yüzden İğneada Longoz ormanları hem ülkemiz için hem Avrupa'da azalan bu orman türleri için çok farklı bir önem taşıyor, farklı bir değer temsil ediyor. Özellikle eskiden Avrupa'da var olan fakat şimdi olmayan bütün bitkilere ev sahipliği yapıyor Longoz ormanları. Sazlık ve sulak alanları çok olduğu için ayrıca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor bu orman. İğneada Longoz ormanlarının ekosistemini temsil eden 3 kuş var burada. Bunlar cüce karabatak, ak kuyruklu kartal ve küçük kerkenes. Aynı zamanda küçük yeşil ağaç kakanlar da görülüyormuş. Bir çiçek türü var, bir bitki türü var. Türkiye'de, ülkemizde sadece burada var. Bu çiçek türüne de peygamber çiçeği deniliyor. Bu çiçek türü de çeşitli sözleşmelerle zaten koruma altına alınmaya çalışılıyor. Bugün burada kalacağım büyük ihtimalle. Uygun bir yere çadır kurarım artık. Hadi bakalım, görüşürüz yine yolda. Uyarsam sana kalır mı? Kalır. O kadar mı var? O kadar var diyor, satma kendini. Arkadaşlar selam tekrardan. Biz şimdi Semih'le güzel yerlere gidiyoruz. Keşfediyoruz, bir yerlere gideceğiz. Dün kumsalda tanıştık. Oturduk, sohbet ettik işte. Bugün sağ olsun dedi, beraber gidelim, keşfedelim dedi. Şimdi böyle gidiyoruz işte. Bakalım yolumuz da meçhul. Yolu bir yere kadar biliyoruz. Ben bir yerden sonra bilmiyorum. İnşallah doğru yollara gidiyoruzdur yani. Aleykümselam abi. Ne oldu bu şey mi? Kamyondan mısın abi? Yok oldu. Değil de Demirköy'den, o da bozulmuş. Abi sen Demirköy'ü biliyor musun? Evet. Buralı mısın? Evet. Abi bu Monapetra kayalıkları varmış, biliyor musun? Orayı. Biliyorum, ben bir defa gittim oraya da. Valla. Bayağı uzak orası ya. Arabayla mı? Evet. Demirköy'den gidip sola çapıyorsun. Bayağı yol var ya. Bak sol dedim ya sana. Ama siz orayı bulamazsınız ki ya. Valla. Bayağı kayalık. Yani hani dediler oranın manzarası güzel. Manzarası güzel abi. Değil mi? Oraya gelen çok oluyor yazın ya, oradan şey de arıyorlar define mefine. Yapma ya. Ya hikayesi şöyle, orada bize eskiden eşkıyaları yaşadı ve orada saklandı falan söyleniyorlar. Rivayet tabii, ne kadar doğru ne kadar değil. Trakya'da var mıymış öyle eşkıya ya? Burası Balkan ormanlık olduğu için. Gelen giden bayağı oluyor öyle. Ben
sosyal çekmek için, fotoğraf çekmek için, evini aramak için gelenler oluyor. Valla ben doğdum büyüdüm buralıyım, ben bir defa gittim. Ben de sabah ilk defa duydum işte ismini, arkadaş dedi böyle bir yer var. Yalnız abi Kartalkaya da diyorlar. İşte zaten orada bir kartal resmi falan gerçekten vardı ama hep onu kırdılar işte bu define mefine olayı. Buldular mı bir şey bari? Yok. Ya ne bulacak adam? Oraya koskoca kartalı yapmış, onun içine koyar mı? Valla siz nasıl gitmeyi planlıyorsunuz bilmiyorum da o Demirköy'ü geçtikten sonra Jandarma Kule yazıyor, bir tabela var. Oradan sola gireceksiniz ama işte o Malapetra'ya giden yolu içeriden tekrar sapıyor biliyor musun? Baya zor yani. Ben bile ilk gittiğimde o kadar tutturamadık, baya uğraştık. Ama ben şey vardı, Renault 9 vardı bende Murat Bey. Onunla gittim ta olduğu yere kadar. Sen bu liseye gittin mi? Yok. Niye gitmedin? Oğlum daha yeni geldim ben. En kötü tutup liseye gideriz olur. Orası garanti, orayı buluruz. Dubnisa'yı garanti buluruz. Dubnisa'ya da bir defa gittim. Orada bir turistler gelmişti, Almanlar. Nasıl abi, beğendin mi? Dubnisa gerçekten güzel. Ben de ilk kez o turistlerin sayesinde gittim. Ben rehberlik yaptım onlara, götürmüşlerdi Almanlar. Abi sen ne işle meşgulsün Demirköy'de? Ya ben burada çiftlik var benim bu yolda. Araba arıza yaptı benim de. Onun için yayan çıktım. Aşağıda çiftlik var. Benim yer de çok güzel. Gelen giden çok oluyor oraya. Çerkezköy'deki otostop maceramı gördün mü? Acaba otostop mu çeksem şurada ya? Ha? Bir tane straforu buldum böyle yolda. Yazacağım dedim bunu ya, Çerkezköy. Şurada bir strafor gibi bir şey var. Üzerine mi yazsam acaba? Çerkezköy diye ha? Şöyle kalın kalın yazalım. 8-9 tane araba geçti. Bir tanesi bile durmadı ya. Abi durmuyorlar ya. Bir de korona falan var ya abi. İnsanlar çekiniyor. Pandemi var. Bir de insanlar da acayip olmuş yani. Ya bölge insanı alır da yabancı almaz herhalde. Yani yabancılar alıyor. Eski Taşlı diye bir köyden geçtim mesela. Daha doğrusu o tarafa doğru gidiyordum. Aynen abi. Lüleburgaz'dan çıktım. Kanarisar'a doğru gideceğim. Tam o askeri bir alan var. Askeriye var ya. Orada bir abi işte kayışı kopmuş. Açmış kapıda. Abi dedim ne oluyor? Ya yapacağım bir şey var mı falan. Ya dedi sorma. Dedi geçen hafta dedi kayışı taktırdım. Çin malı mı taktılar? Ana avrat söyledim dedi. Serviste mi taktırdın abi? Evet. Çin malı mı taktılar? %100 aramadım ya. Senden önce ana avrat şükrettim onu. Mesela 10.000 kilometre. Değil mi? Daha 4.000 kilometre olmadı, burada kalın. Şimdi dedi köyden traktörü çağırdım. Bekliyorum, çekeceğiz dedi. Sen dedi nereye gidiyorsun? Abi dedim Kanarisar'a gidiyorum. Gel dedi bizim köye kadar bırakayım seni. Sonra oradan devam ettim abi. Başka bir abi geldi yanıma. Dedi sen nereye gidiyorsun? Dedim Kanarisar'a gidiyorum. Ben dedi Ataköy'denim dedi. Tamam. Biliyorsun değil mi oraya da? Biliyorum. Eski ismi Yancıklar köyü galiba. Seni dedi bırakayım şeye, Pınarhisar'a gidelim beraber. Arkadaşlar Pınarhisar'a geldim. Sağ olsun yolda Semih abi aldı. Çekim yaptım. Abi dedim şimdi ne yapıyoruz? Gel dedi, gece dedi misafirimsin. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Eve. Abi zahmet olmasın sana ya. Sağ ol bu gece bende. Eyvallah abi, sağ ol. Sağ olsun, çok iyi misafir. Ya buranın yerlisi alıyor dediğin gibi. Böyle buralarda bir yerde bir meydanda saadete bırakabilirim. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederiz abi, sağ olasın. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ ol abi, görüşürüz. Karanlık olacak. Ama ışık olunca oluyor. Yani, şey var, fener var bende. Kaçalım mı yavaş yavaş? Kaçalım. Şimdi abi burası yol bitti komutanım değil mi? Evet abi. Burası hikayesi nedir abi? Buranın hikayesi Pınarhisar'dan asker tabur komutanına gelirken gece hava sistemiş abicim. Yol arızma mı? Vallahi. Böyle değildi yani. O virajı göremeyi buraya giriyor abi. Burası da orman yoluydu. O zaman da demiş komutanım yol bitti. Abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Ton balığını kolay gelsin. Balık. Yol bitti Semih.
Yol bitti komutan. Bu çok virajlıydı eskiden ya. Kışın buralar tabii felakettir. Yürüyelim biraz ya. Yürümeyi unuttum anasını satayım. Öyle bir yerde denk gelir ki alan istersin ama yürümek zorunda kalırsın. Aynen öyle. Şükret yani. Doğru. Otostopun güzellikleri de böyle. Yolda hep farklı insanlarla karşılaşıyorsun. Kendini geliştiriyorsun. Zenginlik ama bizim ülkemizde otostop kültürü diye bir şey yok. Az var. Halbuki bak burayı şimdi mesela yapsalar. Bak girişine koca bir tabela koysalar. En burası işte buraya gider diye. Trekkingçiler en azından. Aynen öyle abi. Trekking yapanlar en azından rotayı bilseler yani. Güneyde bu tarz rotalar daha popülerdir. Daha rahatsın. Buraya da öyle yap abi. Abi insanlar kazanacak. Buradaki işletme kazanacak. Uğraşmak istemiyor işte. Kimse inisiyatif alması lazım. Kimse inisiyatif almıyor. Abi şöyle düşün. Ben buraya kaç yıldır geliyorum. Bu kayalıkta ilk defa duyuyorum. Baksana yani. Emin ol böyle bir yer Avrupa'da olsaydı orası var ya. Dünyanın en büyük turistini çekerdi. İnsanlar birbirleriyle doğal anlaşıyorlar. Hani öyle bir şeyleri de yok. İnsanların arasında hiç öyle bir şey yok. İnsanlar arasında hiçbir şey yok abi. Oradaki bütün kin hükümetlerin arasında. Aynen öyle. Batırakya'daki insanlar birlikte yaşıyorlar. Aynı okula gidiyorlar. Sina'da biriyle karşılaştık. Adam bildiğin benim dedem yaşında falan böyle. 70 yaşında, 60 yaşında. Türküz dedik. Aa, Konstantinopoli yapıp bize sarıldı adam mesela. Sonra Dünya Savaşı'ndaki olaydan bahsetti işte. Hep İngilizler yüzünden. Biz de İngilizler yüzünden o savaşa girdik ya. Adam mesela İngilizlere çok kızgındı. Mesela biz ya. Kardeşiz ki diyor. Yani bizim problemimiz yok diyordu adam aramızda. Devam mı? Devam. Şeyi fark ettim ben. Havlu almamışım benim ya. Dönerken denize girer. Ben gelirim o zaman. Acaba işte yabani hayvan var mı burada? Yoktur mu diyorsun? Vardır abi. Domuz var. Vardır da şimdi yoktur. Ha, geldik bataklıklara. Eyvah. Solda da yok. Olmuş ya geldi. Sol yapalım. Ha? Tam yapalım. Sol gel gel. Gidiyor. Sol yapalım. Bak adamın verdiği infolar bir çıkıyor. Oğlum yer fena kötü ha. Devam et devam et. Dikkat et. Kayma yeter. İşte onu diyorum. Şunları görünce aklıma şey geldi. Far Cry. Klasik bir klişe laf vardır ya. Ülkemizin dört tarafı cennet. Ama işte devamı yok. Kamera da kayıttaymış lan. Haberim yok. Ama ATV geçer oradan. Bataklıktan değil mi? Motor da geçer. Biliyor da hızlı girse geçer aslında da. Baba yok sizin araba sıkıntı orada. Lan biz bir kere Merkür'le gideceğimiz yerde onda cerevel vardı bizim. Bataklıkta kaldı araba biliyor musun? Suyun içine gömüldü. Arabayı zor çıkardık. Şöyle bir yol var tamam mı? Ama bunun yarısı kadar. Aynı toprak yol. Biraz da böyle su işte. Yolun eğimli böyle yol. Baktık hani bacağımıza falan geliyor. Honda CRV 4x4 geçer dedik yani. Gitti. Tam çıkmaya yakın istop etti araba. Çalışmadı araba. Araba çalışmadı su alıyor. Biz camlardan çıktık. Üstünden arkaya geçip arabayı ittirdik. Boşu aldı. İttire ittire zor çıkardık. İç aksamı motor su almış. Elektrik sistemi eyvallah. Alttan su almış. Sağdan mı? Yok sağdan değil ben. Adam dedi soldan git. Dört yol ağzına gel. Oradan sağa gir. Sonra soldan aşağı devam. Aynen. Yola geldik kanka. Tamam işte bak burası. Sol sapak Kartal Kayalar. Ortadaki bu yanlış konuma. Sağ sapak ise Monapette Kayalıklarına gider. Üç yol ağzından sol yapılır. Hiç yolu bırakmadan devam edilir. Sol yapın dedi ya adam da sol yapın dedi. Biz soldan gideceğiz. Sol sanki yol değil gibi. Ha, bu mu yol? Solun da farklı fraksiyonları var. Güzel yakaladı. Oğlum buradan gidilmez lan. Oğlum bu yukarı çıkıyor lan. Bizdeki full aşağı ineceksiniz dedi. Oğlum kayalara geldik bak. Ne diyorsun? Gelim ya o zaman. Ha? Bu sol aşağı gibi sanki konuşmuş adam. Evet. Sol yukarı gibi konuşmamış. Ama kaya varsa da solda. Testere sesi mi? İnsan var orada. Sol aşağıda insan var. Sol alt. Gel gel. Aşağı yol yok ki oğlum. Şunu mu takip edelim o zaman? Ne dersin? Şu bak toprak. Bunu takip edelim mi? En iyi ihtimal o yani şu an sanki. Arkadaşlar Dubnisa'ya gidiyoruz. Semih. Yorumların neler kardeşim? Yok yok. Bu sefer bildiğimiz yer. Sonunu getireceğime eminim yani ben. Burada tek sıkıntı lastiği bırakmak kanka. Lastiği bırakmayalım okey gideriz yani. Aynen. Ara bir yoldan girdik, ana yoldan gitmedik. Asıl gidilen yoldan gitseydik yolu uzatacaktı. Biraz da vakitler aldı, saat 4 oldu. Aynen. 4 çeşit siyah üzüm, kartal tohumu, vişne yaptı. Üzüm nereden geliyor? Üzüm bağları mı var? Var tabii. Kırklareli merkeze yakın köylerde hep var. Bunun zaten deve çatığı aha. Köyü. Yapılış yeri. Deve çatığı köyü. Buraya özgü değil mi abi bu? Tabii. Çok eski bir gelenek bu. Osmanlı'dan kalma ta. 4 çeşit siyah üzüm, hardal tohumu, vişne yaptı. Su ya da şeker ilavesi yok. Ne kadar abi şişesi böyle? Bunlar 35, bunlar 20. Hardal tohumu üzüm suyunun sirkeye ya da şaraba dönüşmesini engelliyor. Çok orada kaldı. Onu diyecektim hani. Tabii. Sen bunu burada bekletiyorsun. Şarap olmaz mı diyecektim. Hardal tohumu engelliyor. Noktası. Onu katmasak sirke ya da şaraba. Köylüler eskiler yapıyormuş Trakya bölgesinde. Onlar kestirme diyorlar buna. Ha Osmanlı'dan kalma bir içecek bu. 500 yıllık tarihi var diyor. Bir de Atatürk bunu faydalarından dolayı Kırklareli'ne geldiğinde ikram etmişler.
faydalanan dolayı milli içecek yapınız tavsiyesi olunmuş bunu. İlginç bir şey var. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Mağaraya girmeden önce bir şeyler atıştıralım dedik. Dere akıyor değil mi burada? Hatta mağaradan gelen su direkt. Değil mi? Islak mağaradan gelen suyun devamı. Dinlenmek için birebir. Aynen öyle. O kadar güneşi yedikten sonra serine gelmesi çok iyi oldu. Şimdi mağaraya doğru gidiyoruz. Bu ne lan? Hissediyor musun serinliği? Of. Buzdolabına girer gibi. Vaa. Evet. Islak mağara işte. Aynen. Fenerle tutayım şey yapayım mı? Oha fener bitti. Tam bir felaket. Fenerin pili bitti. Tam bir felaket senaryosu bakmak iyi değil mi? Arkadaşlar mağarada bir serinlik var. Sanki buzdolabına girmiş gibiyim ya. +4 derece var burası. Burası mağaranın bilinen yeri. 3 kilometrelik bir alana yayıldığını söylüyorlar bu mağaranın. Burası da 500 metresi. Bunu görünce aklıma şey geldi. 127 saat diye bir film vardı biliyor musun? Abi klostrofobisi olsa var ya insanın. Dayanamaz böyle. Kafayı yiyor. Bir de kimse yok. Oğlum burada efsane korku filmi çekilir lan. Gerçek ya var ya. Baksana oğlum. Sarkıtlara baksana da. Merdivenlerden çıkıyoruz. Esemi yok yarasa burada. Ha vardır ya. Atlıyormuş bir şey. Hafta sonu olsak kalabalık olmuştur da. Yolda yürürken o kadar yandım ki. O kayaları ararken değil mi? O kayaları ararken. Burası öyle nimet gibi yani. Serinlik var ya. Bak ısınmaya başladı şu anda. İlk soğukluk yok değil mi? Aynen. Aşağısı şu şekilde. Oğlum asıl benim burada kalmam gerekiyormuş lan. Mağara burası anasın. Lan benim kaldığım yer oyuk gibi bir şey. Geçeceğiz. Geçelim oğlum gelmişiz buraya kadar. Hala ıslak. Demek ki yolumuz var. Vay be. Of nereye geldik? Sol mu sağ mı? Sol yer yok ki. O zaman sağ. Kaç metre acaba o yüksekliği? Onu eklerim artık ekranıma. Yazıyla. Yarasa. Semih. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama yarasalar uçuyor şu an. Orada yuvaları var galiba. Değil mi? Bak şu arada. Şu arada var ya. Sesleri duyuyor musun? Baksana şuradan giden bir yal var. Acaba çok gidiyor mu? Gidecek mi? Gel bir git bakayım ben onu. Demir parmaklıkları geçtim. Şu ileride ne var? Oğlum bayağı gidiyor lan bu. Yok lan bir şey yok burada. Zaten şey kapalı. Sonu kapalı. Buralarda ışık olması simsiyah oldu. Kapalıydı yani bir de. Devam etse beni bulamazdı ama devam etseydi. Bir şey diyeyim mi? Sen gir abi buraya. Kampı şuraya kur. Unutsun adam seni tamam mı? Çık lan. Kapatıp gitsin sen. Harbiden. Ama işte yeme içme ne olacak? Yarasa mı giyeyim ben de Çinler gibi? Yalnız. Sessizliği duyuyor musun? Sessizliği duymak. Hava bayağı ısındı. Mağaranın yapısından dolayı. Kafaya dikkat. Aa sonuna geldik. Valla. Ve çıkış işte burada. Vallahi ben beğendim. Gelmek isteyen gelebilir.
Merdivenlerden yavaş yavaş iniyoruz. Görüntüsü de güzel buranın inerken. Saat 5:40. Ondan çıkalım mı? Çıkalım mı? Aha.